Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda ittifak savaşı oynayacağız ve bu videoda gerçekten çok rahat oynayacağım. Hani kendimi kasmadan oynayacağım. Çünkü ittifak savaşlarını aşırı derecede öyle önemsemiyoruz biz ittifak olarak. Bu yüzden dolayı biraz el becerisi konuşturacağız. Biraz keyfi oynayacağım. Hani çok ciddiye alacağım bir savaş olmayacak ama bakalım nasıl savaş olacak. Şu anda yollara bakıyorum açıkçası, hani nereden gidebilirim diye yol belirlemedik. Yani alabileceğimizi düşündüğümüz yollara gireceğiz. Şimdi bakıyorum şu Venom'un olduğu yol bana sanki böyle göz kırpıyor gibi. Neyse, bir girelim. Kadromu bir düzenleyin. Sizlerden de ricam, bu videoya güzel bir beğeni sayısı olacaktır. Hani dövüşe, daha doğrusu videoya çok sakin şekilde başladım şu anda. Umarım videonun ilerleyen zamanlarında çılgınca şeyler yapmayız. Hani beni izleyenler biliyorlar. Abi kaptırıyoruz kendimizi. Bakıyorsun hangur hungur konuşuyoruz ya da dövüşüyoruz. Artık hani bakalım videonun seyrine göre tansiyonumuz mu yükselecek? Şekerimiz mi düşecek? Artık ne olacaksa ben de bilmiyorum. Bir kadromuzu kıralım bakalım. Şimdi bu şekilde bir girelim. Şöyle ki, aslında bir dakika, şöyle bakıyorum. Kimi alsam? Clairvoyant. Göz kırpıyor. Doktor Doom yerine Clairvoyant alsam. Corvus'u da alabilirim aslında. Çok kararsız kaldım lan. Corvus'u alayım ya. Çünkü 6. sahneyi oynuyorum. Yani kozmik hayalet sürücü lazım olabilir. Şöyle Corvus gel bakalım. Tamam, bu kadro iyidir. Evet, bu kadroyla başlayalım. Tabii şu şeyi seçmedik. Pardon. Gel bakalım, bunu da bir seçelim. Burada da aslında çok bir işe yaramıyor ama yine de seç gitsin ya. Kafamıza girer gidelim. Orta halli yarıyor. Yani ben buna göre kendi dövüş seyrini sürdürürsem canım sıkılıyor arkadaşım. Yani keyfimize göre oynayacağız. Hadi gidelim. Sağdan gidilmemiş bir yol var. Boss'a kadar yolumuz var bakalım. Umarım boss'u benden önce almazlar. Weapon X falan var. O da basit ya. Wolverine'in mutantlaşmış, daha doğrusu çılgınlaşmış versiyonu diyebiliriz. Onun gibi de dövüşüyor zaten. Bir tek sıkıntısı engellenemez, durdurulamaz olursa sıkıntı. O sırada atılgan dövüşürse yandık. Köşeye sıkıştırırsa bizi şaka şuka şak şuka yani. Neyse, gel. Bakın arkadaşlar, ittifak savaşının olmazsa olmaz karakteri Dragon Man. Ana, nasıl yedi lan onu? Yemin ederim oyunda yine algı problemleri devam ediyor ya. Yenilenme yapamıyoruz ki. Evet. Şimdi bu arkadaşın bana güç, daha doğrusu zırh kırma vermesi güzel. Kaçış yap. Evet. Bir zahmet onu da yap ha. Şimdi canımızı olabildiğince arttırmamız lazım. Köşeye sıkıştırdık. Şakşuka şakşuka. Engellenemez. Evet. Devam. Şu anda engellenemez. Gel. Gel. Evet. Şöyle. L1'i de attık. Dövüş bitti gitti. Yani Dragon Man kesinlikle ittifak savaşlarında alınması gereken karakterlerden biri diye düşünüyorum. Ben kullanıyorum abi, hoşuma gidiyor. Rütbe 3, eğer elimde bol miktarda Doktor Doom gelirse kesinlikle atacağım karakterlerden birisi. Şimdi elimdeki kadroya göre girebileceğim en mantıklı yola girelim. Şimdi soldan gitsek, solda zaten Guillotine diye bir arkadaş var gördüğünüz gibi burada. Şöyle ki, ortadan gitsem zırh kırmaz Arthur derken boşver, en iyisi sağdan gidelim. Göz kırpmıştı bize Venom, göz kırpmıştı. Venom'a doğru gidiyorum, tamam. Çünkü elimdeki kadro mantıken en uygun yol orası. Şimdi burada girsem örümcek domuzla falan uğraşamam. Kaçış maçış yapacak. Zart da zurt da zamazingo yani. Evet, şimdi Karadulla kozmik hayalet sürücünün içinden geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar, yani çok abanarak oynamıyorum ama yine de olsun. Hani 6. sahneyi oynuyoruz ya, biraz böyle buraya zevkine girdim diyebilirim. Zaten iki grup açıyorlar. Evet, kaç kaç kaç. Şimdi bir daha üzerine saldırdık. İyileşme engeli vermesi sıkıntı ya. İyileşme engeli vermesi iyi de.
O yüzden modumu değiştirip L2'yi patlatıyorum. Evet, özel saldırı ikisi doldu. Hemen atarsa güzel. Kaç kaç. Kaç. Çok iyi. Takır tukur. Evet. Modu değiştirdik. Kaç kaç kaç. Modu değiştirdik. Cehennem ateşiyle. Oo, çok güzel vurdu. Kaç kaç kaç. Güzel. Evet. Kaç mı? Kaçmıyor. Aa, el becerisi yazdı halde kaçmadı. Gördünüz mü? Ne oluyor lan öyle? Oo, oyunda son saniye hatalar üstüne hatalar. Yani şu an itibariyle güzel gidiyoruz. Evet, şurada şey de var. O neydi? Sabah Yıldızı'nın bacısı, kardeşinin kızı da var. O neydi la, adını unuttum onun. İşte o. Güneş miydi? Neydi? Onun adı da Sabah Güneşi. Akşam Güneşi diyelim hadi ona da. Şimdi burada özel saldırı 3 atmam lazım. Aslında bir tane ağır saldırı yesek mi, ne yapsak? Zırhımızı kırsın, daha hızlı dövüş biter. Tabii biz de ölmezsek iyidir. Venom'a şu anda kışkırtıcı dövüşüyorum. Gördüğünüz gibi özel saldırıya atıyor. Şimdi bir L3 atarsam, evet, benim güç barım daha hızlı dolacak. İzleyemiyorum. Öncelikle Dragon Man'le dövüşürken bir özel saldırı 3 atmanız dövüşün seyri açısından çok önemli. Niye? Gördüğünüz gibi aslında dur. Dur. Güç barı çok hızlı doluyor. El becerisi yapıp halen kaçmaması ne kadar üzücü bir durum ya. L1 attım. Beceriksizliği verdim. Evet. Bir daha bir L3 atsak mı? Ama iyileşme yapamıyoruz ki. Boşuna atmış oluruz. Evet. Abicim geri çekiyoruz, kaçmıyor. Neyse. Bir L2 patlatalım. Abi 22-22 yakmak nedir? Ah be, yakaladı beni. Biraz sakince bir L3 atalım. Yani şu an vites atmanın tam vakti. Çok durgun dövüştüm. Yani kabul ediyorum ve vitesi atıyorum arkadaşlar. İzleyin görün. Bir durdurulamaz daha olduk. L2 atma, özel saldırı 2'yi at Venom. Hadi evet. Mesafeyi koruduk. Güzel. Şimdi dövüşmenin zamanı. Gel. Boş boşuna bir sürü canımız da düştü ha. Of. Bak şimdi ne yapacağım sana. Evet. Abi dövüş dayak yiyor, sinirimi bozuyor ya. L3 tekrarlatalım. Bir dövüşte 3 tane L3 atılır mı ya? İyileşme yapamaması psikolojimi zorluyor şu anda. Neyse, önümüzdeki dövüşte şey yaparız artık. İndirdik ama o da iyi canımızı indirdi ha. Vallahi iyi canımızı indirdi. Neyse. Sabah güneşi. Akşam güneşi, pardon. Buna da yaklaşacağız. O Sneozo birinci sırada mı lan? O ay arkadaş. Evet. 3 tane enerjimiz doldu. Of. Şimdi soldan gidiyor en iyisi. Ortadan zaten gidilmiş. Biz de sağdan yardırıp gidelim. Boss'a kadar alacağım. Bak buradan başlıyorum. Boss'a kadar alacağım arkadaşlar. Karadol bunun içinden geçer mi sorusu. Kulaklarımı tırmalıyor ki bence geçer mi bilmiyorum. Gidelim Ali. Haydi gidelim. İçimizde kalıp dert olacağına dışımızda kalıp şey olsun. Mert olsun. Bilmiyorum, bilemedim. Orası sizde artık. Devamını getirin. Şöyle. Şimdi veba laneti verdik. Cehennem ateşi lanetini de verdik. Yansın dünyam. Agale. Of. Özel L1'inden kaçtım, gördünüz mü? Yani aga yanıyoruz, yanıyoruz yani, çünkü yakmayı neden aldım diye soruyor. Aha. Aha, eritiyor beni. Aa, eriyorum şu anda. Eriyorum arkadaşlar. Ne oldu lan şimdi? Allah Allah. Şaşırdım.
Ben anlamadım. Ne oldu şu anda? Hiçbir şey anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi bu durumu? Niye öyle bir şey oldu? Beynim şu anda şey veriyor. Böyle çekirge sesini düşün. Cır cır cır. Ondan sonra donuyorum. Duraksadım şu anda. Niye öyle bir şey oldu? Anlamadım. Neyse. Şimdi anlaşılan bu bizi biraz zorlayacak. Burada bir ittifak savaşı şampiyon desteğinden bir tane kullanalım. Tamam. Bu kadar yeter herhalde ya. Bir tane de şu iyileşme zımbırtısından mı kullansam, ne yapsam bilemedim ki. Şu aşağılara binelim. Ha bak buradaymış, tamam. Bir tane de bundan kullanalım. Ha bak, bu güçlendirmeleri kullandığınız zaman sanki oyun hileli oluyor. Aşırı şekilde, absürt şekilde sen üstün geliyorsun rakibe bak. Gerçekten öyle ha, söyleyeyim bak. Başka izleyin görün. One shot kaçınılmaz olacak. L2 attıralım. L1 atmasın bize. Hiç yakmasıyla uğraşamayız. Bak şimdi. Güzel yenileniyoruz bir de. Yakma vermemeye çalışacağım. Köşeye sıkıştırdım. Şimdi teknik, taktik, analiz, dövüş. Yenilenmemizi yapalım. Saldırma dur. Yakmayı hızlı veriyor. Yakmayı vermeden L3'e attım. Tamamıyla akıl oyunları yapıyorum an itibariyle yani. Şu an dövüştüğüm karakter de çok uygun değil. Hatta Kler bizi çok pişman ettin be Kler. Kler yapma be Kler. Aga bak yanıyoruz, gördünüz mü? O yakmayı yemeyecektim. Yanlış ettik bak. Şu an dayanamadım, saldırdım ama yapmamam gereken bir şeydi. Şu üzerindeki etkinleştirdiği o özelliğini bir kapatsın. Evet, şimdi dövüş tekrardan başladı. Şimdi bir L3 atacağım. Umarım güzel bir yenilenme yaparız. Abi iyi zorluyorlar ha. Vallahi iyi zorluyorlar. Şöyle. Hadi. L2 atsın. Evet. Bir daha attırmamız lazım. Durdurulamaz ama şu anda. Oo, güzel canını düşürüyoruz. L1 attırmıyorum bakın. Blokta kalıyorum ki L1 atmasın. Şimdi bir L3 daha atıyorum. Bakalım. Canımı yenileyerek çıkmazsam buradan adam değilim lan. Gel. Kaybettiğimiz canı tekrardan alacağız. Özel saldırı 2 atsın bak. Köşeye sıkıştırılmış. Evet bak şimdi. Temizce bir yenilenme. İşte Dragon Man burada konuştu. L2 attım. Yakma başka ama olsun. Taktuka şakşuka. Dragon Man. Oh my god. Man diye yok. Oh man, oh man. Let's go man. Şimdi arkadaşlar, burada normalde Clair Voyance'ı kullanırım. Tamam mı? Ama elimde olan kadroyla bir denemek istiyorum. İçimde kalmasın. Vallahi içimde kalmasın diye diye savaşı elden götüreceğiz ha. Çok önemsemediğimizi, yani dövüşün daha doğrusu videonun başında dile getirdim de zaten. Hani bir içimde kalmasın diyor. Gir oğlum, girelim yani. Bakalım neler olacak. Kork'la bir savaşalım, cebelleşelim. Bu arada güzel bir dikeninden etkileniyoruz. Olmadı şimdi bu. Olmadı şimdi bu. Güç barımız doluyor bak. Üzerimdeki güçlendirme den dolayı güç barım doluyor. Yalnız çok, aha yakaladı bizi. Daha yalnız çok dedim. Yani olmaz olsun. Resmen böyle dövüş mü desem, ne desem bilemedim ya. Çok karamsar kaldım, kararsız kaldım. Hadi bir de Corvus deneyelim. Normalde bunun ilacı Clairvoyant. Girdiğimde göreceksiniz. Corvus'u da nakat vereceğim gibi, adım gibi eminim. Çünkü yükümüz yok üzerimizde. Corvus da hiç vurmuyor gördüğünüz gibi. Aga pil seviyesinin de düşmesinin vaktiydi, tamam. Tam vaktiydi. Müthiş geldi. Vakitsizlik. Neyse. Üzerindeki taş setlerini kırmaya çalışıyorum. Zırhımızı kıracak o bizim. Hadi gel. Hadi gel. Aga taş seti hep birikiyor ki sinirim bozuluyor. L1 atsın bir.
Evet. Neden kaçmıyor? Aa, geri tepmesi açıkmış. Nasıl oluyor? Tamamdır. Kaçma, kaçma. Ölürsün. Kaçarsan ölürsün. Üzerimdeki yükleri bir kullanayım ya. Glaive yüklerimizi bir harcayalım. Evet. Öldüm. Geçmiş olsun arkadaş. Bu dövüş burada biter. Problem değil. Bakın. Bakın şimdi. Hiç. Eksisi artısı yok kardeş. Bunun ayıbı ama cimi yoktur. Zaten şu anda var ya böyle tek elimle oynuyor gibiyim. Yani benim şu an durduğum pozisyonu görseniz ayaklar böyle keyfi olarak yukarıda. Şimdi savaşa gidiyorum. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Sen çok suyun ısındı. Senin taş setlerini bir taş ocağına götüreyim ben. Gel. Seni bir kerpiçli ev yapalım. Yani tuğlalı kerpiçli bir ev yapalım. Evet. Şöyle gel. Taşları da sağlam ha. Taşların arasına domlamış. Bak güç kazanımı da yapıyoruz. Şak. Kanama manama bağışık. Hiç problem değil. Şöyle ki canımız hiç enerji ba daha doğrusu enerji saldırılarıyla dövüştüğümüz için Clairvoyant'la gördüğünüz gibi dikeninden hiç etkilenmiyoruz. Fiziksel hasarını yemiyoruz yani. Daha doğrusu dikeni dediğim şey fiziksel verdiği bir hasar arkadaşlar. Hakikaten can yenileyip çıkacak gibi duruyoruz ha. Ya bir de özel güç barımız dolsa L2'miz dolsa tamam diyeceğiz de dolmuyor ki arkadaş. Evet. Öldü zaten. Evet. Bir L1'e bakacak. İş. Bom. Gördünüz mü? Yani olay buydu aslında. Yani orada diriltip Clairvoyant'ı dövüşe girseydim bitmişti dövüş. Ama biz ne yaptık? Onu yapmadık yani. Nemrut'a girelim hele Nemrut. Bakalım güneşin en güzel doğduğu yerlerden birisiymişsin. Bakalım güneşimiz doğacak mı sende? Şimdi burada Corvus'u kullanacağım. Corvus'un yükü olsaydı one shot atabilirdim ama şu anda one shot atabilir miyim bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Hadi Bismillah. Evet, glaive yüklerini olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Evet, siper dövüş, siper dövüş. El becerisinde minnacık yaptı yani. Bozma veriyor, fark ediyor musunuz? Bozma veriyor, kaldırıyoruz bozmayı. Ha pardon, orada şey karusu var. O L2 atmıştım oysa ki. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nasıl yedi onu? Allah belanı vermesin be. Aga ya, nazar ettik kendimize. Ben orada L2 aklımı karıştırdı. Bir an güç kilidi verdi. Ya dengem şaştı ya. Yapma be. Neyse. Neyse problem değil arkadaşlar. Burada yani ayı gibi Dragon Man'imiz var kardeş. Gel bakalım. Gel. Dragon Man'le ifadesini alalım. Suçlu ruh, güç yüklü. Daha ne olsun arkadaş? Özel saldırı 2 ile yani güç kilidi uygulayıp güç barımızın dolması güzel bir şey. Köşede sıkıştırdık ama şu anda bir bozma verdi. Daha niye kaçmıyor ki ben anlamıyorum ha, anlamıyor. Özel saldırı 3'e atalım. %20'yi tutturan niye bu? İttifak savaşları hileli arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. İttifak savaşlarında el becerisi yeteri kadar yapmıyor. Yani cihazınız mükemmel olması, internet mükemmel mi olması lazım? Ben daha anlamıyorum ki daha ne olması lazım anlamıyorum yani hakikaten. Evet. Abi bitti dövüş. Dövüş bitti tamam. Ya varım yoğum Dragon benim. Yarım yoğum Dragon benim. Şoktayız ama Dragon Man. Şimdi boss'un bütün karoları da kalkmış. Bana gir beni sev beni döv diyor adeta. Bakalım sersemletme bağışıklığı var. Onun harici hiçbir esprisi yoktur. Wolverine X.
Wolverine x'i y yapalım. Sonra x eşittir y eşittir a b k. Allah'ım yarabbim, ne diyorum ya. Güç kazanımı. Şimdi bu arada çok güzel yenilenme yapmıyor mu ya? Bunu yanlış yapmışlar ha. Bu karakteri aslında yenilenme yapan karaya koymaları lazımdı. Şeyin yerine neydi o arkadaşın neydi adı ya? Neydi ya, unuttum bak. Bishop var ya, Bishop'ın yerine bunu koymalılardı. Bilmiyorum yine de dur. Ama müthiş yenilenme yapmıyor mu, bakar mısınız? Aga 1752 yenilenme yapıyor ya. Kaybettiği canı ziyadesiyle kazanıyor an itibariyle. Cehennem ateşi laneti onu eritecektir. Yine de gel bakalım. Şöyle iyi. Şu anda çabalarım boşa gidiyor ama bakalım yine de. Yani güzel bir can düşürdük diye düşünürken sürekli yenilenme, yenilenme, yenilenme. Gel. Nefes aldırmadan dövüşüyorum ama nafile. Arkadaş, en sevmediğim dövüş tarzını yapıyorum. An itibariyle en sevmediğim dövüş tarzını yapıyorum. Çünkü hiç canı düşmüyor. Şu an düştü biraz, bir ümitlendim ha. Ümitlerim yeşerdi. Ama bu dövüşün yıldızı Dragon Man. Hakkı değil mi lan? Dragon Man'le bunu keseyim en iyisi. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evet. Spere de gelmiyor bu arkadaş. Yenilenme var ya, yenilenmesi sıkıntı. Gel. Evet. Hadi. Oh, oh, wow, wow. Nasıl atladı üzerine ya? Nasıl atladı üzerine? Olacak iş değil ya. Ben size diyorum hileli at. Ya şimdi ben videoda olmasam var ya, videoda olmasam siz düşünün yani. Kendi kendine öne atlamak nedir ya? Böyle bir aptallığı, yani böyle bir hatayı diyeyim, hatta güzel bir dille anlatmak gerekirse, böyle bir hatayı nasıl yaparsın arkadaşım ya? Üzerine atlamak nedir ya? iPhone kullananlar bilir, kendi kendine atlama hatası var. Ya yemin ederim korkarak dövüştürüyor ya. Bak, temkinli dövüşüyorum, kendi dövüşümü yapamıyorum. Ya sen o kadar kusursuza yakın bir oyun sergile, git üzerine atla, durdurulamaz açmış arkadaşım. Sen niye üzerine atlıyorsun? Hadi bu da var ya, çok gıcık dövüşüyor, sinirimi bozuyor. L2 attı, çılgınca öfke diyor. Engellenemez bak, şu anda engellenemez. Şöyle bir L3'ü patlatalım. İndirdik indirdik. İndiremezsem bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Yalnız buraya kadar gelmişim, bırakmakla yakışmaz be bize. Şimdi evet, çok güzel değil mi ya? Kaybettiğimiz yenilenmeyi, daha doğrusu canı yenilenmeyle alıyoruz. Bu arada vurduğum iş bir darbenin bir faydası yok. Yenilenmeye bakar mısınız? V-Point X'ine mi? Wolverine X'ine de çıldırttı lan beni. Şimdi can yenileyip çıkalım mı? Aga Dragon Man ya. Canını yiyeyim sen, canını. Neyse. Aşka gelmeyelim. Bakalım neler olacak. Yenilenme. Hop. Hop. 15.000 vurdu ama gördüğünüz gibi canımızı tekrardan yeniledik. Hiç kaçmıyorum. Hadi kim küme dumdum arkadaş. Evet. Şimdi sen bir L2'ye hak ettin. Köşeye sıkıştırılmışken seni bir parçalayayım. İzleyin lan. Vites nasıl atılır adlı oyunu sergileyeceğim şimdi. Ah. Ne derdin, bu mu senin derdin? Nedir senin derdin, Recep İvedik'in dediği gibi? Nedir senin derdin yani? He ne istiyorsun? Öldün işte. Ha, bu kadar değil misin arkadaş? Artistlik yapıyor ya. Arkadaşlar, huzurlarınızda bir İttifak Savaşı videosunun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.